İstanbul Bağcılar'da bir suç örgütü kafe sahiplerinin kabusu oldu. Önce tehditle haraç istediler, alamayınca silahlı saldırı düzenlediler. O saldırılardan birinde bir polis memuru ve kız kardeşi ateşlenen kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu efendim. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tugay Saday'ın özel haberi. Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Kafede oturan polis memuru başından yaralandı. Kız kardeşi ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Silahlı saldırının adresi İstanbul Bağcılar'dı. İddiaya göre yurt dışı bağlantılı bir çete hedef aldıkları kafe sahibinden haraç istedi. Ancak talepleri karşılık bulmadı. Bunun üzerine tehdit mesajları gönderdiler. O da işe yaramayınca silahlı saldırı hazırlığı başladı. Saldırı düzenleyen tetikçi önce keşif yaptı, uygun anı kolladı. Silahlı saldırgan bulduğu ilk fırsatta koşarak geldi. Silahını çıkartıp peş peşe tetiğe bastı. O esnada bir polis memuru kardeşiyle birlikte cam kenarında oturuyordu. Kurşunlar ateşlenince kadın can havliyle kendini masanın altına attı. Sürünerek kaçmaya çalıştı. Polis memuru da başına isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Yaşanan saldırının ardından ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Elebaşı yurt dışında olan çetenin üyeleri tek tek belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 11 iş yeri sahibini daha tehdit ettikleri, 3 iş yerine daha silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Olaylar emniyette de devam etti. Gözaltına alınan zanlıların 2 avukatı polisler tarafından dövüldüğünü söyledi. Darp izlerinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak şikayetçi oldu. İstanbul Barosu açıklama yaparken emniyette yaşanan olaya dair görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde kadın avukatın polis memuruna küfür ve hakaret ettiği ardından saldırdığı görülüyor. Hayır. Polis memuru kadın avukatı uzaklaştırmaya çalışırken diğer avukatın da koşarak gelip tekme attığı anlar kameraya yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.